arkadaşlar. Bu örneğimize geçmeden önce şurayı bir okuyalım. En, daha, kadar, çok, pek sözcükleri sıfatlarda derecelendirme yapıyordu ya arkadaşlar. İşte bu derecelendirme yapan sıfatlara biz aslında miktar zarfları diyoruz. Aslında biz o zamandan beri miktar zarflarını gördük. Burada ne yaptı? Derecelendirme yaptı. Mesela şöyle örnek üzerinden bakalım. Güzel soru. Normalde bu ne arkadaşlar? Sıfat. Nasıl soru? Güzel soru. E benim işim şu anda zarflarla e benim cümlemin başında en diye bir şey var arkadaşlar. Hani bu en güzel sorular dediğimizde ne diyorduk? Sıfatın derecesini arttırdı diyorduk. İşte o sıfatın derecesini arttıran sözcükler en daha kadar çok pek sözcükleri arkadaşlar miktar zarfları olarak alıyoruz. Bir tane daha örnek yapalım. güzel kız. Kız isim. Nasıl kız? Güzel kız e, sıfat. Çok güzel kız dediğimizde buradaki çok arkadaşlar sıfatın derecesini arttırıyor ama biz bunları miktar zarfı olarak alıyoruz. Yer yön zarflarımıza bakalım. Yer yön zarfları fiillere yine sorulacak tabii ki. Fiilleri nereye sorusu sorularak bulunur. Aldığımız cevap bize yer yön zarfını verir. Mesela, çocukları çabuk içeri al. Almak fiil. Nereye al? İçeri al. Yer yön zarfı. Öte git. Git fiil. Nereye git? Öte git. Zarf. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Nereye tükürsen? Aşağı. Nereye tükürsen? Yukarı. İşte bunlar yer yön zarflarımızdır arkadaşlar. Şimdi yer yön zarfında en önemli bilmemiz gereken bir tane husus var arkadaşlar. Yer yön zarfları isim çekim eklerini kesinlikle ve kesinlikle almazlar. Peki alırlarsa ne olur? İsim olurlar arkadaşlar. Dışarı sözcüğünü zarf olarak aldık. Dışarıya, dışarıyı, dışarıdan gibi ekler aldığında yani isim çekim eklerini aldığında kesinlikle ve kesinlikle zarf değil arkadaşlar bunlar artık isim olur. Bir tane örnek yapalım. Geri gel. geriye doğru gel. Şimdi gel, gel. Fiillerimiz aynı. Geri gel dediğimiz zaman nereye gel? Zaman zarfı, şey yer yön zarfı oldu. Ama geriye gel dediğimizde bu geri sözcüğü ek aldığı için daha doğrusu isim çekim eklerinden herhangi birini aldığı için burada geriye sözcüğümüz isim olarak kullanılmıştır. Yer yön zarfının en can alıcı notu da budur. 5. Soru zarfı. Soru zarfı arkadaşlar fiilleri soru yoluyla belirten zarflardır. Bakın arkadaşlar fiilleri soru yoluyla belirten diyorum. Buraya nasıl geldiniz? Gelmek fiil Nasıl sorusu o zaman burada ne oldu benim soru zarfım oldu. Ne zaman Konya'ya yerleştiniz? Biraz devrik bir cümle oldu. Devrik bir cümle olsa bile yerleştiniz. Ne zaman yerleştiniz? Ben yine neyi etkiledim? Fiili etkiledim. Bana niye uğramadın? Uğramak fiil. Niye sorusu yine ne oldu? zarf oldu. Benimle ne biçim konuşuyorsun? Konuşmak fiil ne biçim sorusu yine bizim zarfımız oldu. Arkadaşlar, aklımız karışmasın. Soru zarflarında öğrencilerimiz genelde çok karıştırır. Soru zarfları fiilleri soru yoluyla belirtecek. Sadece sorum burada olduğu gibi Neyi etkileyecek arkadaşlar? Fiili etkileyecek. Ayrıca bakın mesela buraya nasıl geldiniz? Cevap verelim. Buraya arabayla geldim. Nasıl sorusu neydi? Durum zarfıydı. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfıysa e zaten burada nasıl sorusu yine zarf olarak verdi bana. Konya'ya ne zaman yerleştiniz? Konya'ya geçen hafta yerleştim dediğimde yerleştim sözcüğü fiil Yerleştim. Ne zaman yerleştim? Geçen hafta yerleştim. Zaman zarfı yine zarfı verdi. Aklımız karışmasın arkadaşlar.